dönüyoruz ve bugün sizi bir eğlence ve alışveriş merkezine götüreceğiz. Paris'teki Disneyland'in aslında bir örneği, bir benzeri Türkiye'de de var. Türkiye'ye gelen turistler oraya uğramadan genellikle gitmiyorlar. Özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlerden bahsediyoruz. Suudi Arabistanlar, Kuveytliler, Katarlılar, Bahreynliler ve diğer Dubai'liler bu merkeze gidiyor. Neresi burası? Vialand ya da Venezia dediğimiz alışveriş merkezi. Yapıldığı zamanı hatırlıyoruz. Büyük umutlarla yapıldı. Şu anda büyük bir ciro oluşturuyor. Ve gelen özellikle Körfez'den gelen, Orta Doğu'dan gelen turistlerin uğrak mekanı halinde. Paris'e gidenlerin Disneyland'e uğramadan geçmemesi gibi bir durum var. Şu anda bütün Körfez'de aşağı yukarı Vialand, Venezia uğrak yeri haline gelmiş durumda. Turizme bakacağız. Alışveriş merkezlerindeki durumu değerlendireceğiz. Bu ülke en büyük umudumuz turizm çünkü. Turizmden gelecek gelir ve para bizi geleceğe doğru daha umutla baktıracak gibi gözüküyor. Vialand, Venezia Alışveriş Merkezleri Direktörü Oğuz Isıgöllü bizimle birlikte. Hoş geldiniz Oğuz Bey. Hoş bulduk Ali Bey. Şimdi kuruluş aşamasını ben hatırlıyorum. Venezia'nın, Vialand'ın. Tabii o zamanlar nasıl bir şey çıkacağını çok fazla bilemiyorduk ama ortaya çıktığı zaman gördük ki evet hakikaten uluslararası çapta bir marka yaratılmış durumda. Kuruluş aşamasında tabii siz genel müdür değildiniz, direktör değildiniz ama sonradan geldiniz. Şu andaki durumu bir anlatmanızı rica ediyorum geçmişe bakarak. Yani nasıl umutlarla başlandı, şu an geldiğimiz nokta nasıl? Evet, kuruluş aşamasında aslında başka bir alışveriş merkezinin evet. genel müdürüydüm. Açılışta da bulundum. Büyük desteklerim de oldu aslında. Vialand bir büyük bir kompleks, alışveriş merkezi, tema park ve otelden oluşan. Ben alışveriş merkezinden sorumluyum. Venezia'da bizim diğer alışveriş merkezimiz Venedik temalı. İkisi de açık alışveriş merkezleri. Vialand Inlet, Venezia Outlet alışveriş merkezleri. Ben ikisinden sorumluyum. İkisini yönetim direktörüyüm. Açıldığı tarihte tabii doğru söylüyorsunuz. Türkiye'de ilkti tema park tarafı evet. olarak. Alışveriş merkezi de Türkiye'nin en büyük ilk 10 alışveriş merkezinde. Metrekare kiralanabilir alan bazında en büyüklerden biri. Halen öyle. Şu an 9. yılında Vialand alışveriş merkezi. Venezia'da 7. yılında. Yıllar itibariyle gelişimini bir görebilir miyiz acaba? Mesela ne kadarlık büyümelerle, her yıl ne kadarlık ciro artışlarıyla gidiyor? Hem alışveriş merkezinde hem diğer departmanlarda. Aslında yani 9 yılın tamamını anlatın demiyorum da sadece son birkaç yıla bakarak nasıl bir büyüme eğilimi gösteriyor? Sektörde aslında sektör paralelinde gidiyor diyebiliriz. Hatta sektörün üzerinde son tabii 2-2,5 yılı bir tarafa koyarsak. Pandemi yılını saymayalım, onlar kayıp yıllar. En son 2019 verilerinden sonra eski normal diye tabir ettiğimiz dönemler. Arada pandemi süreçleri yaşandı. Kısıtlamalar oldu, kapanmalar, açılmalar, saat kısıtlamaları, kafe restoranların kısıtlamaları. Eğlence bir ara kapatıldı, komple kapandı. AVM'ler komple kapandı, açtı. Yani her model kısıtlamayı ve tedbiri o süreç içerisinde yaşamış olduk. En son Temmuz ayında artık hani pandeminin de her hayatımızdan çıkmaya başlamasıyla birlikte aslında eskiye çok yakın bir duruma geldik diyebilirim. Çünkü pandemi sürecinde ilk başlarda özellikle çok fazla bilinmezlikler vardı. Korku vardı. Hani bilmediğiniz şeyden tabii. korkarsınız. Zaman içerisinde alışveriş merkezleri de hep göz önünde olan yerler oldu aslında. Hani insan yoğunluğu olan, üretimle tüketimin buluştuğu yerler. Hatta ilk kısıtlamalardan sonra 1 Haziran'da yine sizle bir canlı yayın sektörün ve ülkenin en önemli gündemiyken. Evet, o zaman ben başka bir kanaldaydım. Evet, orada sizinle bir canlı yayın yapmıştık. Evet. Tabii süreç içerisinde birçok sıkıntılar yaşandı ama birçok kazanımlar da oldu sektör adına. Mesela insanlar nasıl tedbir almaları gerektiğini öğrendiler bundan sonraki tabii. yaşayacağımız süreçlerde. Umarım böyle yani kadar yeni bir varyasyon çıkarsa ne yapacağımız otomatik olarak belli. Belli. Biz kişisel tedbirleri aslında insanların ön planda tutmalarını hep sağlamaya çalıştık.
uyarılarla. İşte mesafe, maske vesaire, kişisel hijyen bir şekilde açtık. Artık eskiye yakın, tabii bu süreç içerisinde biz hani bunun ne zaman biteceği, bittikten sonra nasıl bir dünyaya tekrar başlayacağımızı tam kestiremiyorduk. Ama Temmuz ayından itibaren gördük ki eskiye insanlar hem özlemle baktıkları için hem de bunu çok çabuk unutmak istedikleri için bu süreci bir anda eskiye dönüş gibi bir durum oldu. Bayram süreci yaşandı. Evet. Bu bayram süreci gerçekten bir nefes alma anlamına geliyor. Gireceğiz. Yani hem bayram hem anneler gününde nasıl bir ciro oluştu onu soracağım ama ondan önce Vialand Venezia'nın bir kimlik kartını bizimle paylaşabilirsiniz. Yani şu kadar alan, şu kadar kişi, şu kadar mağaza, bu kadar ziyaretçi gibi şöyle bir genel son durumu. Tabii. Vialand 600 bin metrekare alana kurulu çok büyük bir kompleks. Açık ve kapalı hepsi değil mi? İçinde bahsettiğim gibi bir park var. Büyük bir alışveriş merkezi var. Açık katı var. Kapalı katı var. Açık katını cadde katı olarak tabir ediyoruz. Çünkü alışveriş caddeleri gibi. Eski bizim klasik bildiğimiz İstiklal Caddesi, Nişantaşı, Bağdat Caddesi gibi. Evet. Cadde konseptinde alışveriş yapma şansınız var açık havada. Özellikle pandemide bu tabii büyük avantaj oldu. 180 tane mağazamız var. 80 bin metrekare kiralanabilir alanımız var. Kaç kişi çalışıyor, kaç kişi ziyaret ediyor? 2500 çalışanımız var. Yaz dönemi bizim yüksek sezonumuz oluyor alışveriş merkezi açık olduğu için. 3000-3500 kişilere çıkabiliyor toplam alışveriş merkezi çalışan sayısı. Aylıkta ortalama 1 ila 1,5 milyon ziyaretçi ağırlıyoruz. Yıl ortalaması bunlar. Yazın daha artabiliyor. Kış aylarında biraz daha düşebiliyor. Kapalı alışveriş merkezleri kış aylarında biraz daha cazip olur. Evet. Biz de yazın daha cazip oluyoruz. Evet. Biraz ters işliyor ama pandemi gerçekten açık havada alışveriş yapma imkanı sunduğu için insanlara böyle bir bilinçle yaklaşıyorlar artık. Hani o bize çok yaradı diyebilirim o süreç. Kesinlikle. Venezia Alışveriş Merkezi de bir outlet Venezia. 70 bin metrekare kiralanan bir alanı olan, 160 tane mağazası olan, yine 1 ila 1,5 milyon aylık ziyaretçi alan bir alışveriş merkezi. Outlet olması sebebiyle tabii 365 gün alışveriş her mevsim, imkanı. Her türlü ürünün bulunabildiği bulma şansımız oluyor. Yani yaz ortasında palto bulabiliyorsunuz değil bulabiliyorsunuz. Mi? Bulabiliyorsunuz. Evet. Kışın tişört kışında tişört bulabiliyorsunuz. Olabiliyor. Sezon geçişlerinde inlet mağazalardan outlet mağazalara ürünler gönderiliyor. Oralarda eritiliyor bir şekilde. Ve daha bir geniş bir kitleye aslında hitap etme şansı oluyor outlet olduğunuz zaman. Bir cazibesi oluyor indirim. Tabii. Dolayısıyla bir inlet, bir outlet, iki tane açık alışveriş merkezi, cazibe merkezi diyebiliriz. Aynı zamanda turizm destinasyonu olarak tanımlıyoruz buraları. Vialand'de tabii ilave olarak tema park bizim kompleksin içinde benim sorumluluğumda olmasa da sonuçta bir sinerji aynı ama çatı altında. Ama tabii birbirini besliyor değil mi? Tabii yani kesinlikle mesela, aynı çatı altında. Evet yani o Disneyland'in yani oyun merkezinin sizin bir müştemilatınız olması aslında size bir çarpan etkisi yaratıyor. Kesinlikle. Onlara da yaratıyor. Kesinlikle. Yani orayı ziyaret eden öbür tarafa mutlak surette gidiyor. Ya da bu tarafa gelen öbür tarafa da gitmek durumunda olabiliyor. Kesinlikle. Zaten alışveriş merkezinin içinden geçiyor. Tabii. Ziyaretçilerimiz parka gitmek için de. Bir etkileşim oluyor. Sinerji oluyor mutlaka. Zaten Vialand ismi ağırlıklı olarak park sayesinde bu kadar bilinirliğe ulaştı diyebiliriz. Tabii. Marka değeri yüksek. Bilinirliği çok yüksek bir marka oldu. Alışveriş merkeziyle maksimum derecede sinerji devam ediyor. Açık bir alışveriş merkezi olması aslında çok büyük bir avantaj bence. Hatta şöyle düşünmek lazım. Şimdi İstanbul 8 ayı dışarıda geçirilebilecek bir iklime sahip. Yani çok sert geçen kışları saymazsak genellikle işte Eylül ayının sonuna hatta Ekim ayının sonuna kadar İstanbul'da dışarıda gezilebiliyor. Mart'ın sonunda da tekrar dışarıda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Dolayısıyla hani mesela bu kuzeyde ya da Doğu Anadolu'da ya da İç Anadolu bölgesinde olsaydı kapalı bir alan tercih edilebilirdi. Doğru. İstanbul'da mesela yapılan bu kapalı alışveriş merkezlerinin ben yanlış planlandığını, yanlış dizayn edildiğini düşünüyorum. İstanbul açık alışveriş merkezlerine göre dizayn edilmesi gereken bir kent. Yani öbür türlü yapımlar bence
istenilen sonuçlar her zaman vermiyor. Çünkü yılın geri kalan bölümünde özellikle eğer iyi soğutma, ısıtma yoksa alışveriş merkezleri biraz daha dezavantajlı duruma geliyor herhalde. Doğru. Aslında çok güzel söylediniz. İstanbul başlı başına dünyanın en büyük alışveriş merkezi diyebiliriz. Evet. Şehir olarak. Bir kapıdan giriyorsunuz, alışverişe başlıyorsunuz. Evet. İçinde dünyanın en eski kapalı alışveriş merkezini de barındırıyor. Tabii. Kapalı çarşı. Alışveriş caddeleri var. Yani organize alışveriş merkezleri, organize perakende diyeyim, 1988 yılında açılan bir alışveriş merkeziyle başladı aslında İstanbul'da. Sonrasında tabii 2000'lerde çok arttı bu sayılar. Şu an 441 tane alışveriş merkezi var. Biraz fazla değil mi Türkiye için? Fazla. Alışveriş merkezi sayısı. Bunların 120 tanesi de İstanbul'da aslında fazla. Biraz kontrolsüzce büyüdü. Mesela İstanbul'un normalde kaç alışveriş merkeziyle dönmesi gerekirdi size göre? Yani bu işin uzmanı olarak soruyorum size. Yani şu anda ortalama doluluk oranları %90'lar seviyesinde düşünürsek 120 alışveriş merkezi, yani açılmayı bekleyen 10-12 tane alışveriş merkezi var diyebiliriz rahatlıkla. Bu da ortalamayı düşürecek. Tabii yani hani yatırım iştahını da aslında biraz azalttı son yıllarda. Çünkü 440 alışveriş merkezi, %90 ortalama doluluk oranı deseniz 44 tane alışveriş merkezi boş gibi. Çok İdeali öyle nedir basit mesela bir burada? Söylemle. Birbirine olan uzaklık, işte konsept olarak düşündüğümüzde. Takım yasalar çıktı yakın evet. Zamanda. 5 kilometre uzakta olması gerekiyor. Ama buna falan. Ama hani geçmiş dönemde yapılanlar buna uyamıyor tabii. Bundan sonrası için önemliydi bu adım. Bundan sonra daha kontrollü bir şekilde olacağı kesin. Ve böyle bir pandemi tecrübesinden sonra aslında ne yapılması gerektiği sektör olarak da daha belirlenmiş oldu. Yatırımcılar nezdinde de. Bu süreçte yeni markalar da çıktı aslında. Evet. Bazı markaları kaybettik. Az da olsa bazı markaları kaybettik. Yeni kazanımlar da oldu. Gidenler neden gitti? Gelenler neden geliyor size göre? Pandeminin bazı sektörel kayıplar oldu. Hani daha az tercih edilen sektörlerde bazı markaları kaybettik. Bu süreç ciddi bir uzun bir süreçti. Tabii bir ayıklanma süreci oldu. Tabii. Yani özellikle dünyanın üretim üssü olan Çin'de başlıyor olması, hani Çin'le dünyanın ilk başlarda iletişimini kesme noktasında olması, üretimin yapılamaması, yapılsa bile daha sonrasında lojistikteki sıkıntılar tüm dünyayı etkiledi, bizi de etkiledi haliyle. Biz aslında tekstilde çok güçlüyüz. Güçlü markalarımız var. Deride, konfeksiyonda vesaire. Aslında fason üretimde çok güçlüyüz ama markalaşmada da son yıllarda çok büyük güçlüyüz. Büyük adımlar büyüdük. Atıyoruz, evet. Dünya çapında markalarımız oluştu. Hatta pek çok yabancı marka Türkiye'deki markalarla rekabet edemedikleri için ufak ufak çıkmak zorunda kalabiliyorlar. O da oldu çünkü gerçekten çok iyi markalarımız var. Onlarla yarışır oldular ve fiyat avantajları olduğu için tercih edilir oldular. Zaman içinde bu sebepten dolayı sadece çekilen yabancı markalar da oldu. Büyük bir sektör, çok büyük bir sektör. 600 bin çalışandan bahsediyoruz. Evet, müthiş. Bunların ailelerini, işte markaların üretim yapılan fabrikalarını, tedarikçilerini düşündüğünüz zaman milyonlara dayanan bir sektör aslında. Milyonlara ekmek kapısı olan bir sektör diyebiliriz. 100 milyar dolarlık bir yatırım yapıldı bugüne kadar. Gerçekten büyük. Hani bizim evet. Ülke peki, içinde büyük bir potansiyel. Şimdi Ramazan Bayramı'na gidelim ve Anneler Günü'ne gidelim. Nasıl bir hacim oluştu? Mesela beklediğinizin üzerinde bir hacim oluştu mu? Bir de önümüzde Kurban Bayramı var. Orada ne bekliyorsunuz? 1 Temmuz'da bütün kısıtlamalar kalktı. Evet. Tamamen eski dünyaya dönmüş olduk 2019'a aslında. Döndük. Döndük. Bizim insanımız çok çabuk adapte olabiliyor her şeye. Tedbirlere de çok hızlı şekilde adapte olmuşlardı. Evet, i̇şte elastik bir yanımız var. Doğru. Evet, HES kodları, işte mesafeler vesaire. Mağazalara girerken belirli sayıda insan giriyordu, çıkıyordu. Maske çok şükür elimizi yıkamayı öğrendik, temizlenmeyi öğrendik evet. Falan. Yani bize çok faydası oldu. Yani 1 Temmuz'dan itibaren eski dünyaya döndük ve bayram coşkusuyla dönüldü. Gerçekten cirolara bu yansıdı. Eski normlarda cirolar çıktı. Eskinin çok üzerinde. Bunda tabii enflasyon da etkisi var ama evet. Sepet ortalamalarına baktığımızda çok üzerinde, 2-3 kat üzerinde gerçekleşmeler oldu.
Hemen akabinde de Anneler Günü. Evet. Aslında iki, belki de... 2019'da kıyasladığınızda Anneler Günü'nde daha yüksek bir ciro çıktı mı ortaya? Yoksa? Çok daha yüksek çok çıktı. Kaç mesela, yüzde kaçlık bir artış var? Üç kat diyebilirim. Üç kat. Üç kat diyebilirim. Tabii bir iki haftalık bir sürece yayıldı bu. Evet. Çünkü bayram biliyorsunuz hani 9 gün olmadı ama bazı insanlar 9 gün gibi yaşadılar, yaptı, bağladılar. 9 gün. İşini herkes yaptı, ayarladı ve 9 gün yaptılar. Yani Türkiye'nin %90'ı evet, bunu yapabildi. 9 gün giden de oldu, gitmeyen evet, de oldu. Anneler Günü'nün öncesinde yapan oldu. İşte tatile gideceği için evet, öncesinde yapanlar oldu. 2 haftalık çok ciddi ciroların çıktığı bir süreç yaşadık. Bu pandemiden sonra bir nefes almak demekti sektör için. Peki kurlar nasıl etkiliyor sizi? Yani hem gelenleri, müşterileri hem de sizin yani dükkan sahiplerini, mağaza sahiplerini hem de işletmeyi aynı zamanda. Kurun tabii hani çok olumlu bir şey değil aslında bizim için. Hani paramızın değersizleşmesi ama kısa vadede bundan faydalanılıyor diyebilirim. Yabancılar için. Yabancılar için doğru. Paraları çok daha değerli duruma geldi. Biz de çünkü enflasyon, reel enflasyon etkisiyle bir anda fiyatlar o seviyelerde artamıyor. Birçok dinamikler, dengeler var. Turistlere gerçekten çok ucuz geliyor ülkemiz. Bu da tabii kısa vadede iyi bir şey gibi görünüyor. Bir turist 10 yerli kadar alışveriş yapıyor. Hatta son dönemde Balkan ülkelerinden gelenler de yani para kur farkından dolayı onlar için de çok cazip çarpan geldik. 10 diyorsunuz değil mi? Bir turist evet, yaklaşık 10 Türk kadar alışveriş evet, yapıyor. Evet, çok kabaca öyle söyleyebiliriz. Yanlış olmaz. Bu kısa vadede iyi bir şey, hareketlendiriyor. Hani tekrar dinamiklerin peki, oturmasını müşteri sağlıyor. Profilinden biraz bahsetmenizi rica ediyorum. Ağırlıklı olarak Orta Doğu ve Körfez herhalde değil mi? Avrupalı çok fazla yok. Rus zaten Ukraynalı savaş dolayısıyla gelemiyor bu dönemde. Ama savaş biterse muhtemelen Ruslar ve Ukraynalılar da gelecek. Ama şimdi mesela artık lokasyonlar şöyle oluşuyor. Örneğin İstiklal Caddesi sadece Orta Doğuluların ve Körfez'den gelenlerin mekanı haline dönüştü. Nişantaşı daha böyle Balkanlar, Avrupa'dan gelenlerin mekanı haline dönüşüyor. Sultanahmet herkesin mekanı halinde hala ama ileride orası biraz daha farklılaşacak gibi gözüküyor. Sizdeki profil nasıl? Aslında Türkiye hani bir turizm ülkesi. Evet. Kozmopolit bir yapımız var bu anlamda. Yani her yerde her turisti görebilirsiniz ama belirttiğiniz gibi hani bölgeleşmeler de var. Turizmin hani geliş motivasyonu önemli. Bir turistin evinden çıktığında hani buraya iş amaçlı gelebilir. Eğlence amaçlı gelebilir. Alışveriş yeme odaklı gelebilir. Gastronomi turizmi var, yeme içme amaçlı. Sağlık turizmi var son yıllarda. Türkiye evet, çok güçlü bu segmentte. İş odaklı gelebilir. Geliş sebebine bağlı olarak değişebiliyor bulundukları lokasyonlar. Yaz turizminde zaten dünyanın en güçlü 10 ülkesinden biri izleyebilirim. Akdeniz çanağında işte İtalya, İspanya, Yunanistan, Mısır'dan sonra demeyeyim onlarla birlikte evet, Türkiye geliyor. Kış turizminde de son yıllarda büyük yatırımlar oldu. Onda da Kapadokya güçlü, öteden beri Kapadokya iyi bir var, dünyada eşi benzeri olmayan bir yer. Evet. Tarih ve kültür olarak işte Göbekli Tepe en son çıktı. Dünya arkeoloji tarihini değiştiren bir şey bulmuş, oldu. Tabii. Buluntu oldu diyeyim. Dolayısıyla o kadar çok çeşitli unsuru var ki ülkemizde. Ağırlıklı İstanbul ve Antalya gibi görünse de aslında bundan sonra daha ülkeye yayılan, şehirlere yayılan bir şekilde artacak diye düşünüyorum ben. Yelpaze genişleyecek diyorsunuz. Gerçekten hani belki batılı turistler azaldı gibi görünüyor gelen ama sonuçta Kafkaslar, eski CIS ülkeleri, Kuzey Afrika ülkeleri ve son dönemde özellikle Balkanların gözdesi oldu Türkiye. Şu son dönemde Cumhurbaşkanı'nın yürüttüğü bazı müzakereler var. Örneğin Suudi Arabistan'da böyle hafif iyi bir döneme doğru gidiyoruz, öyle gözüküyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile de benzeri bir tablo var. Oraya da bir taziye ziyaretine gitti. Katar'la ilişkimiz zaten hep iyiydi tarih boyunca, yani tüm zamanlar itibariyle. Nasıl görüyorsunuz oradaki 5-6 ülkeyle olan ilişkimizi ve oradan gelmesi beklenen turist potansiyeli? Çok olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Çünkü saydığınız ülkeler için Türkiye gerçekten bir cazibe merkezi. Burada Avrupa'yı yaşayabiliyorlar.
Ama kendi kriterlerine, normlarına uyan şartlarda yaşayabiliyorlar. Rahat hissediyorlar kendilerini. Ben eski otelci, turizmci olduğum için hani hep insan ağırlamakla yani geçtiğimiz böyle için. Çok büyük otellerde yöneticilik yaptınız. Çırağan'da pek çok yerde yaptınız. Dolayısıyla turizm sektörünü çok yakından biliyorsunuz. Evet, hani turizm dediğiniz zaman hep insan ağırlamakla geçiyor. Ömrümüz şu anda yaptığınız işte aslında. Şu anda da aslında ben kendimi hep turizmci gibi, yani AVM'ci veya otelci gibi değil de turizmci olarak adlandırırım. Çünkü gerçekten ülke turizm ülkesi. Dünyanın bu anlamda bence en güçlü ülkesi. Bir takım yaşanan yıllar içinde sıkıntılar olabilir, komşuların sıkıntıları vesaire öyle bir yerde bulunuyor ki ülke. Her şeyden etkilenir durumda. Ama buna rağmen turizmde gerçekten potansiyeli çok yüksek. Ben de bir sektör profesyoneli olarak her yerinde bulundum diyebilirim turizmin. Kendime öyle bir görev edindim. Son dönemde işte alışveriş turizmi diye bir şeyi canlandırmak için elimden geleni yapıyorum. Hani sektör profesyonelleriyle görüşüyorum. Çünkü gerçekten çok büyük bir potansiyel. Bu yılı nasıl bekliyorsunuz turizm açısından? Bu yılı bence 2019'un kat kat üzerinde. 2019'un üzerinde. Demek turizm, 35 milyonun üzerinde bir turist turizm gelebilir. Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı 42 milyon ziyaretçi, 35 beklenti. Milyar dolar beklenti var. 35 milyar dolar aynı 2019 seviyelerinde ama sayı olarak 42 milyon beklentisi bir rekor. Tabii okullar kapandıktan sonra asıl tablo ortaya çıkacak. Tabii göreceğiz. O ülkelerde de bize ağırlıklı turist gelen ülkelerde de okullar bizdeki aynı tarihte kapanıyor. Haziran ortalarında Körfez'de kapanıyor. Körfez'de de aynı tarihlerde mi aşağı evet. Ondan sonra ben bir patlama bekliyorum diyebilirim. Turizm patlaması ülkede. Son iki dakikamız. Yeni bir şey var mı? Yani Venezia'da, Vierant'ta önümüzdeki dönemde aktivite olarak, farklılık olarak herhangi bir şey değiştirmek istediğiniz, yenileme yapmak istediğiniz bir konu var mı? Ya da ne düşünüyorsunuz? Şöyle, farklılaşmak çok önemli. Her şeyde olduğu gibi alışveriş merkezleri. Yani diğerlerinden daha farklı. Biraz önce dediğiniz gibi bazı kapalı alışveriş merkezleri, kutu diye tabir ediyoruz. Aynı markalar var, kapalı evet. Ortam. Hani farklılaşmaları çok gerçekten kolay olmuyor. Kapalı alışveriş merkezlerinin birbirinden çok farkı yok. Yani evet. Her şey açık alanda cereyan ediyor. Farklılaşmak için işte Venezia Alışveriş Merkezi'nde Venedik konsepti var. Gondolla tur yapabiliyorsunuz. Oradaki her bir bina Venedik'teki bir binanın benzeri şeklinde inşa edildi. Yani Venedik'i böyle bir atmosferini hissedebiliyorsunuz gibi bir durum var. Mimari yapısı çok güzel. Özellikle turistler bunu çok beğeniyorlar. Vierant'ta de bir içinden geçen tramvayımız var. İstiklal evet. Caddesi'ndeki gibi büyük bir tramvayımız var. Ne kadarlık bir hat bu uzunluk olarak? Yaklaşık 2 kilometreye yakın evet, bir evet, İstiklal'de 1.700 tabii. Gibi yani uzun. Bütün alışveriş merkezini dolanıyor. Açık olması, işte mimari yapısı, biraz son dönemde işte Z kuşağı biliyorsunuz artık geleceğimiz, ülkenin geleceği. Tabii. O kuşaklara biz devredeceğiz bayrakları diyeyim. Onlar çok çabuk sıkılıyorlar, farklılaşmak istiyorlar, farklı olanı beğeniyorlar. Biz de farklılaşmak için zaten mevcut olan özelliklerimizin üzerine ne koyabiliriz? Hani teknolojiyi nasıl kullanabiliriz? Onları sürekli istişare ediyoruz ekiplerimizle. Bu şekilde diyebilirim. Peki. Çok teşekkürler Oğuz Bey. Vierant Venezia Alışveriş Merkezleri Direktörü Oğuz Isıgöllü ile konuştuk. Şimdi çok kısa bir ara.